Ben Yazar Pakarsu. Bugünkü videomuzda Flash Catalyst CS5.5 yeniliklerine devam ediyoruz. Bu videomuzda ise CS5.5'te gelen bir özellik Modify menüsünden Artboard Settings. Buna tıkladığımızda burada gördüğünüz gibi iki özellik vardı. Pardon, 3 özellik vardı. With High ve Background Color. Burada yeni gelen ne diye soracak olursanız burada Resizable var. Bunu aktifleştirdikten sonra OK tuşuna bastıktan sonra şu çalışma alanımızı biraz küçültebiliriz. Şurada gördüğünüz gibi sağ alt köşede bir ok belirlendi. Ben burayı sürükleyerek benim çalışma alanımı genişletebilirim, küçültebilirim. Bu şekilde istediğim şekilde konumlandırabilirim. Bu özellik CS5.5'te yeni gelen bir özelliktir. Modify Artboard Settings'ten buraya ulaşabiliriz. Resizable'daki tiki kaldırdığımızda bu özellik devre dışı kalacaktır. Herkese kolay gelsin. Merhabalar, ben Yazar Pakarsu. Bugünkü videomuzda Flash Catalyst CS5.5 yeniliklerine devam ediyoruz. Bu videomuzda ise CS5.5'te gelen bir özellik Modify menüsünden Artboard Settings. Buna tıkladığımızda burada gördüğünüz gibi iki özellik vardı. Pardon, 3 özellik vardı. With High ve Background Color. Burada yeni gelen ne diye soracak olursanız burada Resizable var. Bunu aktifleştirdikten sonra OK tuşuna bastıktan sonra şu çalışma alanımızı biraz küçültebiliriz. Şurada gördüğünüz gibi sağ alt köşede bir ok belirlendi. Ben burayı sürükleyerek benim çalışma alanımı genişletebilirim, küçültebilirim. Bu şekilde istediğim şekilde konumlandırabilirim. Bu özellik CS5.5'te yeni gelen bir özelliktir. Modify Artboard Settings'ten buraya ulaşabiliriz. Resizable'daki